Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah'ın nuru nedir? Ruhu nedir? Biri neydi? Nur, ruh, akıl, kalem. Akıl nedir? Bir de kalem. Nedir? Nur, ziya, parlaklık anlamına geldiği gibi varlık anlamına da gelir. Nur suresinin 35. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah şöyle diyor: Nuru semavatı vel ardı. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Dikkat ederseniz yerlerdeki olan ve göklerdeki olan bütün varlıklar Cenab-ı Allah'ın bir tecelli masarısı olması nedeniyle ister afakta yerler ve gökler kabul edin. Çünkü yerler malum arzdır. Gökler ise yıldızlar, ay, yıldızlar, Meri, Jüpiter gibi gezenler de gökyüzünde bize göre tabii bu zahir ifadelerdir. Bunlar hep Cenab-ı Allah'ın nurunun, parlaklığının, ziyasının birer tecelli ettiği mazharlardır. Onun için kişi evvela nuru, sonra ruhu. Cenab-ı Allah ben gizli bir hazine idim, bilinmekliğimi murad ettim dediğinde evvela nuru ile, yani bu varlıkları yarattı. Ziyasıyla, parlaklığıyla tecellisini gösterdi. Sonra ruhu. Ruh nedir? Ruh, İsra suresinin 85. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki, ruhtan sana sorarlar, de ki Rabbim bir emridir. Demek ki ruh dediğimiz Rabbimizin bir emridir. Peki Rabbimiz bize ne emretti? Cenab-ı Allah samadaniyetiyle, Rab esmasıyla mürşid-i kamil mazarından bize irşat ve terbiye eden Rabbimiz, mürşid mazarından bize efalimizin, sıfatımızın, zatımızın olmadığını, bu efalin, sıfatın, zatın Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu söyledi. Gördün mü? Demek ki biz nefis sahibiyken kendimize nispet ediyormuşuz bu üç tecelliyi. Kamilimizin telkinatından sonra anladık ki bunlar Cenab-ı Hakk'ın zatının sıfatından esma olarak fiillerle açığa çıkışından başka bir şey değilmiş. Ruh işte bu üç. Allah'ın ruhuna, sıfatına ve zatına tecelli eden zat, sıfat ve fiillerinin hepsine birden ne denmiş? Ruh dendi. Onun için biz de meratib-i tevhidden tevhid-i efal, tevhid-i sıfat, tevhid-i zatı idrak ettiğimiz zaman velid-i kalbi açığa çıkarıyoruz. Yani kalbin oğlu olan kalbimizin tasdiki demek o. Tasdikinden onun birliği olan o ruhun kabullenişini zahir ediyoruz. Demek ki ruh efal, sıfat, zatmış. Şu halde mazharlardaki tecellilere göre bunlar şekil alıyor ayrıca. O ayrı. Onun için parlaklığını, ziyasını fiillerinde gördük. Varlıklarda gördük. Ruhu da o varlıklarda tecellisiyle, bütün istat ve kabiliyetlerine göre o ruhun hangi mazharı tecelli ettiyse, madem ruh parçalanma kabul etmiyor, tecelli ettiği yerde isim alıyor, cemadatta tecelli etti, ruhu cemada adını aldı. Nebadatta tecelli etti, ruhu nebada adını aldı. Hayvanda tecelli etti,
Ruh hayvan adını aldı. İnsan da tecelli etti. Ruhu insan adını aldı. Adem de tecelli etti. Adem ruhu oldu. Dikkat ederseniz tecelli ettiği mazarlardan parçalanma kabul etmeyen ruh, bölünme kabul etmeyen ruh isim almak suretiyle onların ismiyle alınmaya başladı. Demek ki ruh bizim ayakta tutan, bizdeki hayat sahibi olan oymuş. Demek ki nur, ruh, şimdi akıl. Akıl ise bir güneştir insan vücudunda. Akıl üç türlüdür. Bir, aklı maaş. Maaşetinizi onunla temin edersiniz. Dünya meşakkatlerinizin, bütün maaşetinizin idraki onunladır. Ama bunun batını yok mudur? El cevap vardır. Batında da ilmel yakınlık seviyesinde sizin manevi rızıklarınızı, gönlünüzün yani ruhunuzun manevi rızıklarını idrakı da ilmel yakınlıkta nedir? Maaşettir. Zahirde, zahir ihtiyaçlarınızı, maaşetinizi, rızıklarınızı temin etmeli. Batında da onun ilmel yakınlık seviyesidir. Ondan sonra aklı miat, ahiret aklı. Ahiret aklı bilmektir. Bilmek yani bir ahiret vardır, cennet vardır, cehennem vardır, Allah vardır, Muhammed vardır. Dikkat ederseniz esas ahirette görmemiz, yaşamamız, onlarla haşır neşir olmamızın ilmidir bu. Aklı miat, ahiret aklı. Üçüncüsü ise aklı kül. Kül demek, hepsi demek. Yekunu. Demek ki aklı maaşın, aklı miadın kendi bünyesinde yaşandığı gibi artık bütün sırlara da vakıf olma hali. Aklın bütün sidre müntehaya kadar ister zahiri olsun, isterse batın olsun bunların hepsini iade eden bir akıl. Onun için İnsandaki olan ister unsuriyet yönünde et ve kemikten meydana gelmiş olan cismanenizin bu dünya deryasında geminizin rotasını hedefe doğru yaşantısını devam ettiren isterse ruhunuzun ummanda hakkın ummanında hakkın deryasında rotasını hakka doğru yönlendiren bir kaptandır. Zahirde o gemiyi yönlendirir. Batında da sidre-i müntahaya kadar yönlendirir. Ondan sonra zevke geçtikten sonra o akıl çamura batmış, eşek gibi devirmeye başlar. Batındaki olan vuslatında. Sidre-i müntaha sıfat mertebesinin son demi demektir. Akılla ondan sonra hüküm yoktur. Ona biz aklı Resul diyoruz. İşte böylece akıl her şeyi idrak ettikten sonra, bakın nurunu, ruhunun idrakı ve aklın da bunların yekününün cemini yaptıktan sonra artık siz kulaklarınızda duyduğunuzu gözünüzde gördünüz ve aklınızla yani beyninizle, kalbinizle veya gönlünüzle tattınız. Ondan sonra söylemeye başladınız. Bir defa söylediniz. İki defa dinle, iki defa gör, ondan sonra bir defa söyle. Haliyle söyletmeye başladın. İşte o söylemek kalemdir. Müslü Kamil'in sözleri kalem. Bizim gönül sayfalarımızı yazandır. İnna atayna kel kevser. Dikkat edersen kevser nedir? Biz size Kevser'i verdik. Kevser'i vermesi demek insanı kamilden bizlerin gönül sayfalarımıza hak muhakkatı yazan ilmi ledünün o size o kamilleri size gönderdik ki o kamiller bizleri irşad etsin için. Bizi neyle irşad ediyor?
ilmle dünüyle işaret ediyor. Kalemle işaret ediyor. Kalem. Nun vel kalem ve ma yeserun. Kalem suresinin birinci ayet kerimesinde dendiği gibi. Nun saliktir. Kalem müstikamildir. Ve ma yeserun. Müstikamilin o ilmle dün sözleri salikin kulaklarından gönül defterine satır satır yazılır ve ma yeserun. Sayfa sayfa orada yazılan anlamındadır. Yazılan satırlardaki olan yazılar, zahir olan satırlar değil, sadırda yazılanlardır. Satırlarda değil, sadırda tecelli edecek olan yazılardır. İşte salikler de nun vel kalem ve men yesturun dediğimiz sayfa sayfa salikler dinlerlerse kamillerini ve yapılmış olan sohbetleri benimserlerse o gönüllerinde bunları ne yapar? Sayfa sayfa yazdığı için yaşamaya öyle geçebilir. Yoksa sayfa sayfa yazmamışsa gönlünde olmayan bir şeyi bir insanın yaşaması mümkün değildir. Onun için bilmeyen yaşayamayız deriz. Onun için evvela bilelim, sonra yaşayalım. İşte böylece ne yaptık? Zahirdeki olan varlıklar nur imiş. Bu zahirdeki olan bütün varlıkların ayakta durmasını sağlayan Cenab-ı Allah'ın zatından, sıfatından, fiilleriyle açığa çıkışının hasletine ruh deniyormuş. Ruh ise, akıl ise bunları izah eden, bunların idraki ile tamamen yerli yerinde kullanılmasını sağlayan geminin kaptanı nasıl kayalara şey yapmıyor, gemiyi parçalatmıyor, aynen onun gibi aklı maaşı yerinde, aklı miyatı yerinde, aklı külü de yerinde kullanmak suretiyle bu beden gemisini ne yapıyor? İdrak gemisini hedefe doğru yönlendiriyor. Aklı kül bunu ta sidre müntaha kadar devam ediyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Kemalat sahibi olan insanı kamillerden kalem dediği Allah'ın bizzat samadaniyeti ile mürşüdün dilinden senin gönlünde o sayfaları yazan, benim gönlümde o sayfaları yazan, siret sayfalarını yazan, siret defterini sayfalarını yazan bir halde kalemin mevcudiyetini görüyoruz. İşte kalemin de manası budur. Kalem deyince hayalde, zanda, gökyüzünde bir kalem aklımıza gelmesin. Bugün tüba ağaçları dediğimiz kökü yukarıda, dalları aşağıda olan o insanı kamiller mazarından meyvelerini bizim ağzımıza kadar getiriyor, geliyor, veriyor kulaklarımızdan. Yani üfürüyor, gönlümüz defterine yazıyor. Hala biz tüba ağacını, tepsi aşağı bir ağaç, onun meyveleri aşağıda, canım neyse de elma ise de. Hiç elsiz kolsuz o elmayı ısırıyoruz gibi bir hayale giriyoruz. O demek değil. Onun ilmi ledünü, onun sır ilmi, esrar ilmine ilmi ledün denir. Onu dinlediğimiz zaman biz onun sözlerini kendi sayfalarımıza yazdığımız için onu yiyoruz demektir bu. Anlaşıldı? İşte böylece onlar bizlere kalemleriyle bu lütfu da veriyorlar. Cenab-ı Allah inşallah bunu idrak ederek bu şekilde yaşayan kullarına eylesin. Amin.